بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Rabbim dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Kalbimizi imanla, ihlas ile doldursun. Bize zararlı olan bütün tavır ve davranışlardan, huy ve alışkanlıklardan ebediyen bizi rahmetiyle korusun. Kıymetli arkadaşlar, geçen sene başladığımız ve devam ettiğimiz derste Tarikat-ı Muhammediye'den 60 tane mezmum hastalıktan bahsederken 6.sine gelmiştik. İ'tikadül bid'ah diye bir başlık atmıştım. Yani bir insanın inancında sünnete uymayan, kitap ve sünnete uymayan bid'at inançlar diye bir başlık atmıştı. Ve bunun da temelinde sebep olarak ittiba'ul heva vel i'timadu alel akli dedi. Yani insan neden Allah ve Resulü bir şey söylediği halde, doğru bir inanç ortada varken yanlış ve sapık ideolojiye neden saplanır? Bunun temelinde bir heva ve hevesine uymak vardır, bir de akla güvenmek vardır, dedi. وَالْاِعْجَابُ بِالرَّأْيِ insanın kendi fikrini, kendi görüşünü beğenmesi vardır. Hani derler ya, bildiğim bildik, öttürdüğüm düdük. Böyle bir tabir vardır. Bir de vattaklid, yani başkalarını taklit etmek vardır, başkalarının görüşüne teslim olmak vardır. Şimdi bir insanın inancında yanlış, sapık bir takım fikirlere ve akımlara düşmesinin temelinde saydığımız heva ve hevesine uymak var, aklına güvenmek vardır, kendi görüşünü beğenmek vardır, başkasını taklit etmek vardır. Bunların her birisinin izahı var kıymetli arkadaşlar. Şimdi başta birincisi, yani yanlış inanca insanı sevk eden sebeplerden birincisi heva ve hevese uymaktır demiştik. Arkadaşlar, insanın şeytan diye bir düşmanı var, bir de nefsi emmaresi vardır. Heva ve heves dediğimiz şey de nefsin arzu ve isteklerinden ibarettir. Hani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Estaizu billah. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Heva ve hevesini ilah edinen insanın çirkin manzarasını gördün mü? Haberin var mı? Diyor ayet-i kerimede. Bir insan ya Allah'ı ilah edinir veya heva ve hevesini ilah edinir. Heva ve hevesini ilah edinen insanın çirkin manzarasını gördün mü, diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman arkadaşlar, insan neyin peşinden gidiyorsa, neyi dinliyorsa ona ibadet etmiş oluyor. Mesela اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ. Yarın ahirette pişmanlık ve nedamet izhar edecek olanlara Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, ey Adem'in çocukları,
şeytana ibadet etmeyin, bana ibadet edin diye talimat vermedim mi size? Dünyada ey şeytan niyet ettim senin rızan için namaz kılmaya kimse demiyor ki. Yani biz Cenab-ı Hakk'a ibadet ederken ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için öğle namazının farzını kılmaya, sabah namazının sünnetini kılmaya dediğimiz gibi ey şeytan niyet ettim senin rızanı kazanmak için şu işi yapmaya kimse demiyor. Ama eğer Allah'ın dediği bir yerde dururken onu dinlemeyip şeytanı dinlediği zaman Allah'ı dinleseydi Allah'a ibadet edecekti. Şeytanı dinleyince kime ibadet etmiş oldu? Şeytana ibadet etmiş oldu. Şöyle bir manzara ile bugün karşılaştım. Paylaşayım sizinle. Bir kardeşimiz geldi. Dertli insanın derdini dinlemek lazım. Bazen geliyor kadın veya erkek, anlatmak istediği konunun benimle hiç alakası yok, benim branşıma girmiyor. Ama o adam veya o kadın çok darda kalmıştır. Kendisini anlatacak, derdini anlatacak birisini arıyor. Onu dinlemek lazım. Sonuna kadar bir dinlemek lazım, deşarj olması lazım. Ben hocaya derdimi anlattım deyince o biraz rahatlıyor. Geldi vatandaş, derdini anlattı. Ailevi huzursuzlukları olduğunu söyledi. Acaba bunun çözümü ne olabilir? Bana nasıl yardımcı olabilirsin? Dedi. Anladığım kadarıyla zamanında işleri iyi olan, daha sonra işleri de bozulan, ama daha önce evi olmayıp şimdi de evi olan, 3 tane çocuğu var, bir hanım, bir de kendisi, 5 kişiler. Çocuklarım ikisi üniversiteyi bitirdi, iş yok, güç yok, evde duruyorlar. 2 tane kızı üniversiteyi bitirmiş. Ben de son zamanlarda iş bulamıyorum. Evde de huzursuzluk var. Acaba bize birisi nuska mı yapmıştır? Evde huzursuzluk çıksın diye birileri bir şey mi yapmıştır? Şimdi ben dinledikten sonra kendisine dedim ki, güzel kardeşim, namazla aran nasıl? Dedi hocam, yalan söylemeye gerek yok dedi. 5 vakit namazı kılmıyorum dedi. Eşin kılıyor mu? O da kılmıyor. Çocukların kılıyor mu? Onlar da kılmıyor dedi. Eşin başörtülü mü dedim? Evet dedi. Ama kızlarım dedi, başörtülü değil dedi. Bak kardeşim dedi, sen şimdi bir dardasın, çocuklarınla ayrıca bir sıkıntıdasın. Bu sıkıntıdan kurtulmak istiyorsun, doğru mu? Doktora gittin, doktordan çözüm bulamadın. Geldin, bana niye geldin? Veya hocalara niye gidiyorsun? Acaba bunun manevi bir tedavisi var mı diye, değil mi? Doğrudur. Yani ben de cebimde bir şey olmaz, ben de Allah'tan isteyeceğim. Sen de Allah'tan isteyeceksin. Ben sana namaz kılıp kılmadığını niye sordum? Eğer gerçekten 5 vakit namazını kılıyor olsaydın, sıkıntıların izalesi için hacet namazı kıl diye sana tavsiyede bulunacaktım. Çünkü bir insanın maddi, manevi, dünyevi, uhrevi sıkıntısı olduğu zaman ne namazı kılınır arkadaşlar? Hacet namaz. 2 veya 4 rekat kılınır. Şimdi dedim arkadaşa, bak dedim, ben sana bir matematik hesap çıkarayım. Siz evde 5 kişisiniz. 2 sen, eşinle beraber. 3 tane de kızın, bunların hepsi büyük. Eğer siz doğru düzgün namaz kılsaydınız, sizin evinizde günde 200 rekat namaz kılınacaktı. Çünkü bir Müslüman normalde günde 40 rekat namaz kılıyor. Farzıyla, sünnetiyle.
Sizin evinizde Müslümansınız hepiniz. Eğer hepiniz İslam'ın gereğini yerine getirseydiniz, günde 200 rekat namaz kılınacaktı sizin evde. Şimdi bu 10 günde 2000 rekat yapar. Ayda 6000 rekat yapar. Bir evde bir ayda 6000 rekat namaz kılınması gerekirken hiç kılınmamış olsa o eve rahmet, bereket ne kadar yağar? Nasıl yağar? Asıl dedim sıkıntı burada. Ben eğer namaz kılıyorsunuz demiş olsaydım bana hacet namazı kıl diyecektim. Ama farz namazı kılmayan adama hacet namazı kıl desen ne olacak ki? Şunu anlatmak istiyorum. Bu insanlar temiz insanlar, Müslüman insanlar. Ailesi de başörtülü. Kızlar üniversitede okuduğu için başları açık. Ama sonuçta Müslüman bir ailedir bunlar. Sıkıştıkları zaman Allah'tan istiyorlar. Doğru mu? Ama Allah onlardan her gün bir şey istiyor. Yok, biz vermeyiz diyorlar. Peki burada ne var arkadaşlar? Ne zaman Allah'a müracaat ediyoruz bu tip insanlar? Ne zaman Allah'a müracaat ediyor? Darda kaldığı zaman, ailevi huzursuzluk olduğu zaman, mahkemelik bir durum olduğu zaman, hakimin huzuruna çıkması icap ettiği zaman, borcunu ödeyemeyip haciz geldiği zaman ya Rabbi demeye başlıyorlar. Peki inandığı Allah'a ya Rabbi, yani Allah'ım bu sıkıntıyı ancak sen çözersin diyor. İnandığı Allah'a neden darda kaldığında müracaat ediyor da rahat iken müracaat etmiyor? Çünkü o zaman devreye nefis giriyor, heva ve heves giriyor. İnandığı Allah'a secde edilmeli mi, edilmemeli mi? Sor ona, edilmeli diyecek. İnanıyor çünkü. Peki neden etmiyorsun sorusunun cevabı? Yok. Sorunun cevabı yok. Tembellikten diyecek. Peki inandığın Allah'a, inandığın vazifeni yapmanı engelleyen nedir diye sorsan ya bilir ya bilmez. Nedir arkadaşlar? İki şeyden birisidir. Ya nefistir veya şeytandır. Peki nefis karşımıza çıkıp böyle mücessem bir şekilde ben nefisim senden şunu istiyorum demez. Arkadaşlar bakınız, nefsin istekleri şeriate muhalif olan bütün isteklerdir. Nefis bizden neyi ister? Şeriate muhalif olan her şeyi ister. Aklınıza ne gelirse gelsin, şeriate muhalif olan, kitap ve sünnete muhalif olan ne varsa onu ister. Nefis hiçbir zaman kitap ve sünnete uyan, şer'i mübine münasip ve mutabık olanı asla istemez. Örnek isterseniz, nefis hiçbir zaman namaz kılmak istemez. Nefis oruç tutmak da istemez. Bakın arkadaşlar, evlenecek olan hanım kızlar, eğer kilolu ise ve bunun kilosu evlenmesine engel teşkil edecekse acayip diyet yapar. Doğru mu? Kilolu ise ve kilolu olması da evliliğine engel teşkil ediyorsa acayip diyet yapar. Ramazan orucu ne ki? Ramazan'da oruca nazlanan diyete sıra gelince neden diyeti böyle harfiyen uyguluyor? Bilhassa evlenecek olan gençlerle ilgili söylüyorum. Çünkü canı evlenmek istiyor. Evlenmeye de bu mani olunca diyete razı oluyor, açlığa razı oluyor efendim ve ona zor gelmiyor. Arkadaşlar, bir başka şey söyleyeyim size. Daha önce örneklerini verdik, yeni gençlerimiz de vardır. Bir tır şoförü düşünün. Sabah evinden çıkıyor, tıra biniyor, şehirler arası yük taşıyor. Bir daha bir hafta sonra gelecek. Ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla buluşacak. Bu adam
yük bulunca Diyarbakır'a, Rize'ye, Artvin'e veya yurt dışına yük götürmek için bulduğu zaman seviniyor mu, üzülüyor mu? Seviniyor. Ama bu evinden ayrılacak, çocuklarından ayrılacak, bir hafta sonra gelecek, niçin sevinsin ki? Yükten dolayı sevinmiyor. Yükü taşıdığından dolayı, alacağı paradan dolayı seviniyor. Doğru mu arkadaşlar? Aslında çoluğundan çocuğundan ayrı kalması onun için zor bir şeydir. Ama bunu severek yapıyor. Niçin? Çoluğundan çocuğundan ayrı kalmak haddi zatında tatlı ve zevkli olduğundan dolayı değil. Ancak istediği parayı o şekilde kazanacağından dolayı bu işi zevkli görüyor. Peki arkadaşlar, günlerce, bir hafta, bazen şehirler arası, uluslararası olunca daha uzun süreli yurt dışına çıkan tır şoförleri veyahut da kaptanlar veya pilotlar, neyse, o paranın hatırına bu işi severek yapıyorlar, iş buldukları zaman da seviniyorlar. Soruyorum size arkadaşlar, sabah namazına kalksa bir insan, abdest alsa, iki rekat farz kılsa, iki rekat sünnet kılsa, bir tırcının ömrü boyunca kazandıklarından daha fazlasını kazanır mı? Kazanır. Peki o tırcı bu kadar zor işleri yapıyor da, eğer namazını kılmıyorsa, namaz zor olduğundan değil, canı çok daha zor olan şeyleri tatlı buluyor, iş buldu, seviniyor. Çok daha zor olan şeylere ne diyor? Evet diyor, iyi ki buldum diyor. Çok daha kolay olana evet demiyor. Ama Allah'a ve Resulüne inandığını, ahirete inandığını da düşünürseniz, namazın gerekli olduğunda da inandığı halde neden böyle? Çünkü nefis devreye giriyor. Dünyalık açısından çok zor olan şeyler ona kolay geliyor. Ancak ahiret açısından çok kolay olan şeyler ona zor geliyor. Tabii siz böyle bir maceraya düşmemişsiniz de, yaşlı olan kardeşlerimiz de, yaşımıza yakın veya yaşımızdan büyük olanlarla konuştuğumuz zaman, hocam diyor, ben de cahillik yaptım diyor. Buradan diyor İngiltere diyor maç seyretmek için gittik diyor. Buradan diyor Almanya'ya maç için gittik diyor. Artvin'de maç olacak, Diyarbakır'da, Kayseri'de maç olacak. Haydi maç seyretmek için canlı canlı stattan seyredelim diye gitmişizdir. Arkadaşlar, buradan Konya'ya, buradan Diyarbakır'a, buradan Ankara'ya maç seyretmek için giden burnunun dibindeki camiye gitmiyorsa inanmadığından mı camiye gitmiyor? Ben kafirleri kastetmiyorum, inanmayanları kastetmiyorum. Müslümanım dediği halde, efendim Kayseri'ye maç seyretmek için giden, hatta Sakarya'ya diyelim, daha yakını söyleyeyim, Sakarya'ya maç seyretmek için giden burnunun dibindeki camiye namaza gitmiyorsa, bu insanı oraya götüren nedir, buraya getirmeyen nedir, bunu görmek lazım. Temel espri nedir arkadaşlar? Temel espri, bir yerde nefis ve şeytan devreye giriyor, bir yerde ise nefis ve şeytan devrede değildir. Yani birisini nefis ve şeytan teşvik ediyor, birisini teşvik etmiyor. Şimdi size ben bir başka örnek vereyim. Bu biraz önce anlattıklarım direkt olarak sizi ilgilendirmez. Sizi ilgilendiren bir örnek vereyim. Elinize telefonu alsanız, İnternete girseniz, oyun bölümüne girseniz, oynamaya başlasanız veya internete gitseniz, ne kadar devam ederseniz, yeter be yoruldum artık dersiniz, saatlerce devam eder yorulmak bilmezsiniz. Doğru mu arkadaşlar? Sadece sizin için geçerli değil, herkes böyle. Yorulmak bilmez. Böyle oyun oynarken uyuyan gördünüz mü? Görmediniz. Uyumaz ki. Oyun onu uyutmaz ki. Doymaz oyun oynamaya. Niçin? Çünkü şeriate muhalif olan şeyleri nefis hoş gösteriyor, tatlı gösteriyor, kolay gösteriyor, zevkli gösteriyor. Şeriate muhalif olan şeylere gelince onları tatlı gösteriyor, şeriatın emri olanları da acı ve zor gösteriyor. Onun için
namaz kılmak mı zor, taş taşımak mı zor, tırı sürmek mi zor, yük taşımak mı zor? Eğer nefse sorarsan namaz kılmak zordur, taş taşımak kolaydır. 20. katta beton dökmek kolaydır, 1. katta namaz kılmak zordur. Nefis devreye girdiği zaman durum öyledir. Şimdi okuyalım kitabımızdan, bakalım ne diyor. An Ali'in radıyallahu teala anhu ennehu kâle aleyhi esselam inne eşedde mâ ehâfu aleyküm hasleten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey ümmetim, ben size iki konuda çok korkuyorum. Sizin için en büyük tehlike iki meseleyi görüyorum. Benden sonra başınıza bela açabilecek iki tane büyük tehlike görüyorum. Yani sizin için var olan tehlikeler içerisinde en büyük iki tehlike. Neymiş o en büyük iki tehlike? Bir tanesi ittiba'ul heva. Heva ve hevese uymak, onun peşinden gitmek. Bir tanesi de vetulul emeli, tuli emel. Tuli emel arkadaşlar, tul uzun demektir. Yani uzun kuruntular demektir. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Efendim, buna tuli emel diyoruz. Arkadaşlar, anlatırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Azrail aleyhisselama sormuş. Demiş ki, bu kadar can aldın, dikkatini çeken can alma hadiselerinden anlatır mısın? Dedi ki, bir tanesini anlatayım. Adamın canını almak için süre doldu, canını almak için gittim. Adam da ayakkabıcıda ayakkabı alıyor. Ayakkabıcı, sıradan bir ayakkabıcıya girmemiş de dostu olan bir ayakkabıcıya girmiş. Halbuki birkaç dakika sonra canını Azrail Aleyhisselam alacak ama tabii haberi yok onun. Dostu olan ayakkabıcıya diyor ki, bak diyor, ben sıradan bir ayakkabıcıya gidip ayakkabı almadım. Ben seni seçtim, tanıdıksın diye. Bana vereceğin ayakkabı en az 2-3 sene dayanması lazım. Ben bu ayakkabıyı 2-3 sene giymem lazım. Şimdi ayakkabıcıyla yaptığı pazarlık 3 senelik pazarlık. Halbuki 3 dakikası kalmış adam. Şimdi onun buna göre olan kuruntusu nedir? Yani hayatı 3 dakika sonra bitiyor. Kendisi 3 senelik pazarlık yapıyor. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu gördüğünüz telefon gibi dikdörtgen şeklinde bir daire çizdi toprağın üzerine. Bir odun parçasıyla böyle dikdörtgen çizdi. Dikdörtgen çizdikten sonra içinde de böyle ara çizgiler çizdi. Bir tane de böyle dışarıya doğru uzun bir çizgi çizdi. Suret hatırınıza, kafanızda, hayalinizde şekillendi mi? Bu arada çizgiler var. Sonunda biraz büyük çizgi var. Dışarıya doğru da bir tane çizgi uzanıyor. Dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu dikdörtgenin içerisinde kalan insandır dedi. Bunu çepeçevre kuşatan ecelidir dedi. Bunun dışına çıkamaz. Bu aradaki kesintiler başına gelebilecek belalardır. Bundan kurtulursa buna yakalanır. Bundan kurtulursa buna yakalanır. Bundan kurtulursa buna yakalanır. En son bir tane kalın çizdi. Hepsinden kurtulursa ihtiyarlığa yakalanır. İhtiyarlık da bir musibet midir? Elbette bir musibettir. Gözün doğru görmez, kulağın doğru işitmez. Akli dengen eskisi gibi değildir. İdrarını tutamazsın. Dizin doğru düzgün çalışmaz. Belin doğru düzgün çalışmaz. Efendim, dolayısıyla ihtiyarlık bir maskaralıktır. Yani erdelül umur dediğimiz noktadır. Hepsinden kurtulsa ne varmış burada? İhtiyarlığa yakalanır.
Sonra bu dışarıya doğru çizdiği çizgiler nedir? Bu da insanın emelidir dedi. İnsanın arzuları buradan başlıyor, böyle dışarıya doğru devam ediyor. Halbuki adamın ölümü, hayatı burada bitiyor. Hayatı bittiği halde ileriye doğru nesi vardır? Emeli vardır. Peki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizin için en büyük iki tehlike nedir bilir misiniz diyor. Bir tanesi heva ve hevese uymaktır, birisi de tuğli emeldir diyor. Peki neden bu ikisi insan için en büyük tehlikedir? فَاَمَّا اِتِّبَاعُ الْهَوَى فَاِنَّهُ يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْحَقِّ Heva ve hevese uymak, insanı haktan ve hakikatten meylettirir, uzaklaştırır. Çünkü heva ve heves nefsani duygulardır. Nefsani duygular ile rahmani duygular birbirine zıttır. Rahmani duygular farklıdır, Rabbani duygular farklıdır, nefsani duygular farklıdır arkadaşlar. Dolayısıyla heva ve hevese uyan, Rabbani duygulara, rahmani duygulara veya talimata uymamış olur. وَأَمَّا طُولُ الْاَمَلِ فَاِنَّهُ يُحَبِّبُ اِلَيْكَ الدُّنْيَا Peki tuğl-i emel neden insan için büyük bir tehlikedir? Çünkü tuğl-i emel insana dünyayı sevdirir. Dünya sevgisi neydi? Bütün hataların başı idi, öyle miydi arkadaşlar? حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ Dünya sevgisi bütün hataların anasıdır, başıdır, aslıdır, esasıdır. Demek ki heva ve hevese uymak insanı haktan uzaklaştırır, tuğl-i emel de insana dünyayı sevdirir diyor. Peki عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني Sevgililer sevgilisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyurdular ki gerçek akıllı insan kimdir? Peygamber tarifiyle sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçek akıllı insan kimdir? Nefsini dizginleyen ve ölümden sonrası için amel eden, ölümden sonrası için hazırlık yapan kişidir dedi. Demek ki arkadaşlar, gerçek akıllı insan kimmiş? Nefsini dizginleyenmiş. Nefsimiz bize bir takım duygular önümüze koyacaktır. Biz onları eğer dizginliyorsak, biz onlara galip geliyorsak, onları bastırıyorsak, başka bir tabirle elimizin tersiyle itebiliyorsak, o zaman akıllıyız demektir. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ Ölümden sonrası için de hazırlık yapıyorsa. Demek iki şeye dikkat etmek lazım. Akıllı olabilmek için bir nefsimizin duygularını köreltmek ve onları dizginlemek, onları bastırmak, bir de ölümden sonrası için hazırlık yapmak. Vel acizu, akıllının tersi, ahmak kime derler? Ahmak insan men etba'a nefsehu hevaha. Nefsinin arzuları var. Nefsinin arzularını şöyle bir bakıyor, ne yapıyor? O arzuların peşinden gidiyor. Canı ne isterse onu yapıyor. Nefsani arzularının peşinden koşuyorsa bir insan ahmak insandır. Çünkü o arzular neye benzerler? Balık avlayan balıkçının oltasına benzer arkadaşlar. Deniz kenarında balık avlamak için bekleyen o oltacılar oltanın ucuna bir yem takarlar ve atarlar oltayı denizin içerisine. Suyun içerisinde bir ağırlığı var, kurşun takıyorlar ona, o aşağı doğru iniyor. Ucunda ne gözüküyor? Yem gözüküyor, doğru mu?
Balıklar o yemi görünce ne diyorlar? Yarış yapıyorlar onu, ben alacağım diyor, sen almayacaksın diyor. Ne düşünüyor? Bu yemi alırsam karnımı doyururum. Başkası almamalı, ben almalıyım. Bunda benim kârım var, zararım yok, menfaatim var, bunu kaptırmamalıyım diyor. O yemi görünce, oltadaki yemi görünce koşuyor. Gerçekte ne oluyor peki? Gerçekte o yemi yem deyip de almak için önce gelmiş olan yakalanıyor. Biraz sonra ne oluyor? Oltacı çekmeye başlıyor. Bakıyor ki balık bir durum var ya, kendi irademde hareket edemiyorum. İstemediğim halde bir tarafa doğru gidiyorum. Acaba nereye gidiyorum? Acaba? Bakarsın biraz sonra. Sudan çıkınca, balık suyun dışında ciddi bir tehlike olduğunu fark ediyor. Peki yapacak bir şey kaldı mı? Oltaya takıldı, gidiyor. Biraz sonra ne oluyor arkadaşlar? Balıkçı, oltacı bu balığı alıyor eline. Doğru mu? Oltadan çıkarıyor. Atıyor leğenin içerisine. Daha sonra eve götürdüğünü düşünelim. Güzel bir ateş yanıyor. Balık yarılıyor. Temizleniyor. Tavanın içerisine biraz yağ konuyor. Cırt cırt yanmaya başlıyor. O yanan yağın üzerine balığı koyuyorlar. Alttan ateş ve ateşte ısınan yanan yağ, o yağda tavuk, balık iyice pişiyor. Bu balık başına bunların geleceğini bilseydi hiç o oltanın tarafına bakar mıydı? Arkadaşlar, nefsin arzuları hep balığın tutulması için o oltacı balık tutacak olan balıkçının attığı oltadaki yem gibidir. Balık onu gördüğü zaman ben bunu kaçırmamalıyım der. Fakat kaçırmamak için koşup yakaladığı zaman yakalamamıştır, yakalanmıştır. Arkasından büyük felaketler onu bekliyor. İşte nefsani duygular da o balıkçının oltasındaki yem gibidir. Eğer bir insan o yemin peşinde, nefsani duyguların peşinde giderse yakalanır ve netice tavaya konur. Pişer mi? Pişer. Hem de çok acayip pişer. Peki vel aciz, ahmak kimdir? Men etbe'a nefsehu hevâ. Nefsini ne yapıyor? Hevâ ve hevesine, arzularına tabi tutuyor. Canım ne isterse onu yapacağım diyor. Bir de ve temennâ alallâhi ve fî rivayetin el-emânî. Bir taraftan nefsini dinliyor, Allah'ı dinlemiyor. Bir taraftan da Allah gafurur rahimdir. Allah bizi bağışlar. Allah bana azap edecek de ne olacak? Niye bana azap etsin gibi Allah ile ilgili hep hüsnü zanda bulunuyor. Arkadaşlar, hüsnü zan güzel bir şeydir ama Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İnne rahmetallahi garibun minel asin mi diyor? Öyle miydi ayet-i kerime? İnne rahmetallahi garibun minel muhsinindi, değil mi? Ne demek? Allah'ın rahmeti ihsan üzere olanlara yakındır diyor. İhsan neydi? Allah'ı görür gibi ona ibadet etmekti, değil mi? Allah'ın rahmeti kime yakınmış arkadaşlar? Muhsin olanlara yakındır. Bir de وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. Yani insanoğlu ne yaparsa onun karşılığını bulacak. اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَاِنْ شَرًّا فَشَرٌ.
İnsanın yaptığı iyilikse iyilik görecek, kötülükse kötülük görecektir. Ve enne sa'yehu sevfe yura. Ne yaptığı yakında görülecektir. Sümme yüczâhul cezâel evfâ. Yaptığı amelin karşılığını tamı tamına kendisine verilecek. Ve enne ilâ rabbikel muntehâ. Son durak Rabbinin huzurudur. Nereye gidersen git, son durak Rabbinin huzurudur. Tilkinin eninde sonunda gideceği yer neresidir? Kürkçü dükkanıdır. Tilkinin eninde sonunda gideceği yer neresidir? Kürkçü dükkanıdır. Arkadaşlar, وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. Herkesin son varış durağı neresi? Allah'ın huzurudur. Gel bakayım kulum şimdi, ne yaptığını anlat bakalım diyecek. İşte heva ve hevesine uyan insanlar, o balıkçının oltasına yakalanan insan gibi hayatını perişan etmiş, imtihanını kaybetmiştir. وَتَمَنَّا عَلَى اللّٰهِ. Bir taraftan da Allah'a temennide bulunuyor. Yani Allah beni affeder, bana bir şey olmaz, bana niçin bir şey olsun? Keşşaf tefsirinde şöyle bir bilgi var arkadaşlar, Malik İbn Dinar'dan. Diyor ki, مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَجَدْنَا مَا عَمِلْنَا رَبِحْنَا مَا قَدَّمْنَا خَسِرْنَا مَا خَلَفْنَا. Cennetin kapısında ne yazılı arkadaşlar? Cennetteki insanların söyleyeceği bir cümle yazılı. Ne diyeceklermiş, ne yazıyormuş orada? وَجَدْنَا مَا عَمِلْنَا. Yaptıklarımızı bulduk. رَبِحْنَا مَا قَدَّمْنَا. Dünyada takdim ettiğimiz, buraya gönderdiğimiz, ahirete gönderdiğimiz nece iyilikler varsa hepsinde biz kârlı çıktık. خَسِرْنَا مَا خَلَّفْنَا veya خَلَفْنَا. Yani yapmamız gerektiği halde yapmadıklarımız noktasında da bir zarar ettik. Yaptıklarımızda kâr ettik, yapmadıklarımızda zarar ettik. Cennetin kapısında bu yazılı. Demek ki arkadaşlar, insan tembellik yapıp da Allah'a temennide bulunup beni affeder demesi ne değildir? Doğru bir davranış değildir. Çünkü Cenab-ı Hak ne buyuruyor? وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا تَمَنَّا. Öyle miydi? اِلَّا مَا سَعَى. Demek ki temenni ettiği değil, sa'y ettiğidir insana verilecek olan. Arkadaşlar, Cebrail aleyhisselam bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmişti. Ona şöyle demişti. عِشْ مَا شِئْتَ فَاِنَّكَ مَيِّتٌ. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ne kadar yaşarsan yaşa be, sonunda mutlaka öleceksin. وَاَحْبِبْ مَا شِئْتَ اَوْ مَنْ شِئْتَ فَاِنَّكَ مُفَارِقُهُ. Kimi seversen, neyi seversen sev, sevdiğinden bir gün mutlaka ayrılacaksın. وَاَعْمَلْ مَا شِئْتَ. Ne istersen yap. فَاِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ. Mutlaka yaptığının karşılığını göreceksin. İyilik yaparsan karşılığını, kötülük yaparsan karşılığını göreceksin demiştir. Demek ki insanoğlu yaptığının karşılığını görecektir. Öyleyse doğru düzgün amel yapmayıp, ibadet ve kulluk yapmayıp, Allah beni affeder, Allah beni bağışlar, bana niye azap etmesin, niye azap etsin temennisi rahmani değil, nedir? Şeytanidir. Arkadaşlar, ibare olarak bilmenizde fayda var. Talabul cenneti bila amel zenbun minezzunub. Talabul cenneti bila amel zenbun minezzunub. Ne demek? Yani bizi cennete götürecek olan ameller var. فَلِذَٰلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. Bu güzel cennetin, bu güzel nimetlerini kazanmak için çalışması gerekenler çalışsınlar.
o güzel cenneti elde etmek için çalışanlar çalışsınlar diyor. فَلِذَٰلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ Cennetin güzel nimetlerini anlattıktan sonra böyle söylüyor. Şimdi insanı cennete götürecek sebepler var. Başta iman, beş vakit namaz, oruç, zekat, hac. Büyüklere saygı, kulaklarına dikkat etmek, ilahi emirlere, Kur'an ahlakına bürünmek. Haramlardan sakınmak. Bunlar insanı cennete götüren sebeplerdir. İşte insan kendisini cennete götüren sebeplere tevessül etmesi lazım. Bunları yapmadan cenneti istemek denbu minedünü. Allah'ım ben namaz kılmayayım ama sen bana cennet ver. Zekat vermeyeyim ama sen bana cennet ver. Oruç tutmayayım ama sen bana cennet ver. Herkes için ortaya koyduğun kanun ve kurallar neyse bana onları işletme. Yani sen cennete girmek için iman şartını koştun, benden onu isteme. Namaz şartını koştun, benden onu isteme. İlahi kanunları tam tersine döndürmek, talebinde bulunmak demektir ki arkadaşlar, bu günahlardan bir günahtır. فَالْهَوَى مَصْدَرُ هَوْيَهُ يَهْوَاهُ مِنْ بَابِ عَلِمَ اَيْ اَحَبَّهُ وَاشْتَهَاهُ Arkadaşlar, heva kelimesi heviye yehvadan gelir, dördüncü baptandır. Heviye yehva ne demektir bu? اَحَبَّهُ وَاشْتَهَاهُ Yani sevdi, iştahı geldi, arzuladı anlamına gelir. وَالنَّفْسُ بِالطَّبْعِ مَيَّالَةٌ اِلَى شَرِّ اَمَّارَةٌ بِالسُّٰهُ İnsanın nefsi, yaratılışı itibariyle şerre çok meyledicidir. Kötülükleri çokça emredicidir. Arkadaşlar, nefsin yaratılışında ne vardır tabiatinde? Şerre aşırı meyillidir. Efendim, kötülüğü de aşırı derecede emredicidir. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالْخَيْرِ miydi? بِالسُّٰهِ miydi? He, tamam. Demek ki nefis neyi çokça emrediyormuş? Kötülüğü emrediyormuş. لَاَمِرَةٌ deseydi emredicidir. لَاَمَّارَةٌ deyince mübalağalı isim fail oldu. Doğru mu arkadaşlar? Bakın orada arkadaşlar, sadece mübalağalı isim fail ile iş bitmiyor. Arapçada daha ileri seviyede olan arkadaşlarımız cümleyi gördükleri zaman zaten buradaki mübalağaları görüyorlar. اِنَّ النَّفْسِ Neyle başlıyor? اِنَّ ile başlıyor. Bu tekit muhakkak demektir. Cümle cümleyi ismiyedir. İsim cümleleri tekit ifade eder. Efendim, istimrar ifade eder, tekit ifade eder. Cümle cümleyi ismiyedir. Ondan sonra لَاَمَّارَةٌ'da ayrıca bir de lam-ı tekit vardır. Emmare kelimesi mübalağalı isim faildir. Yani nefsin kötülüğü emredici olmasını Cenab-ı Hak çok ciddi cümlelerle bize anlatmıştır, tekitlerle anlatmıştır. Muhakkak ve kesinlikle, muhakkak ve kesinlikle nefis çokça kötülüğü emredicidir. Bu şekilde bize bunu Kur'an anlatıyor kıymetli dostlar. Bu nefis herkeste var mı? Herkeste var. Sende bende de var mı? Elbette var. Peki ne yapıyor bize? Kötülüğü çokça emrediyor. Meyyaletun ile şerri, şerre meyle, çokça meyledicidir. Hep canı sirkeli ister tabiri caizse. Hep kötü şeyleri ister. Emmaretun bisu. Biraz önce örnek verdim size. Elimize telefonu alıyoruz. Yemek saatinde annemiz bizi yemeğe çağırıyor. Ya işim var diyoruz. Yemeğe gitmiyoruz. Daha sonra yerim diyoruz. Halbuki namaz kılacak olsak, yemek sofra da hazır olsa اِنَّ اَعْتَيْنَا قُلُوا وَاللّٰهَ حَدَّ kılarız, yemeği kaçırmayalım diye. Yani namazı sıra gelince bir an önce bitirmeye çalışıyor ama internete gelince, telefona, oyuna sıra gelince doymak bilmiyor. Peki buradaki duyguyla oradaki duygu neden farklı? Çünkü burada nefsin tabiatinde var olan kötülüğe meyil devreye giriyor. Nefis burada ne istiyor? O kötülüğü istiyor. Israrla onu istiyor. İçimizdeki duygu bu. İşte iman burada devreye girecek. Allah'a iman, Resulullah'a iman, ahirete iman burada devreye girecek. Ey nefsi emmare, kes sesini, keserim nefesini.
Kes sesini, keserim nefesini diyeceksin. Arkadaşlar, savaşa gidip cihatta canını feda edenler, kolunu bacağını kopturduğu halde, koparttığı halde, efendim hala savaşa devam edenler neyin peşindeydi, neyin mücadelesini veriyorlardı? Ey nefse emmare, ben seni dinlemeyeceğim. Ölmeye, öldürülmeye, öldürmeye, hepsine razıyım. Ben Allah'ın rızasını kazanacağım diyerek nefsi ayakların altına basıyorlardı. Gerçek akıllı kimdi? Nefsini dizginleyen, onu cezalandıran ve ölümden sonrası için hazırlık yapandı. فَاتِّبَعُ هَوَاهَا يُرْد۪ي وَيَهْلِكُ لَهْ مَحَالَةَ Madem ki nefis, yaratılışı itibariyle hep kötülükleri emredicidir, hep kötülükleri emredicidir, hem de çokça emredicidir ve hep şerre meyledicidir, o zaman içimizde amansız bir düşman vardır. Ayağımızı kaydırmak isteyen, hep bize balığa olta yem gösterir gibi bize yem gösteren amansız, hilebaz bir düşman vardır. Ona karşı, onun bu hilesini bilerek arzu ve isteklerini ona göre reddetmek lazım. فَاتِّبَعُ هَوَاهَا يُرْد۪ي وَيَهْلِكَ O, onun heva ve hevesine uymak insanı helak eder, felakete götürür, لَا مَحَالَةَ Şüphe yoktur. Şimdi arkadaşlar, şöyle bitirelim. İmam Busayri Kaside-i Burdisi'nde nefsin bu hilesini bize iki cümlede özetlemiş. وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعْصِهِمَا وَاِنْهُمَا مَحَضَاكَ النُّسْحَ فَتَّيْمِ Yani diyor ki eğer nefis ve şeytan herkeste vardır, sende de var, onlara muhalefet et. Onun ak dediğine sen siyah de, onun siyah dediğine sen ak de, o yap dediğini yapma, yapma dediğini yap. Ayağın kaydı bir şey olduysa hemen onlara isyan et, toparla kendini, tevbe et, kendini çeki düzenle. وَاِنْهُمَا مَحَضَاكَ النُّسْحَ Onlar sana gerçekten nasihat yapsalar, inan ki o nasihat değildir, arkasında bir hile vardır, desise vardır. Onun için Efendi Baba Kuddise Sirru Hazretleri derdi ki, bir insan tarikat dersine intisap ettiği zaman, tarikat dersi aldığı zaman, şeytan ve nefis ona der ki, hacca git. Hacca git der. Veya hafızlık yap der kendisine. Niye hacca git? Şeytan insana hacca git der mi? Veya hafızlık yap der mi? Normalde demez. Şimdi hacca git demesi mahza bir iyi nasihate benziyor. Veya hafızlık yap demesi mahza bir iyi nasihate benziyor. Ama şeytan insana bunu ne zaman söyler? Ne zaman tarikat dersi alırsa o zaman söyler diyor. Niye söyler peki? Çünkü hacca gittiği zaman diyecek ki ona Kabe var, Kabe'ye bak. Hacer-ül Esved var, ona girmek için bir mücadele ver diyecek. Dersini aldığı dersi yaptırmayacak ona. Kabe varken insan şimdi gözünü yum, tesbih çekti, başka işim yok. Ne yapacak? Başladığı dersten onu vazgeçirecek. Bir defa, iki defa, üç defa aksayınca zaten batmış gibi yan gider diyecek, bırakacak onu. Haçtan kazandığında şeytan zaten daha sonra kandıracak onu. Küfürlerle, yanlış işlerle zaten onu da bozduracak. Veya hafızlık yapmaya başlarsa, bu sefer diyecek ya Kur'an okumak zikirdir zaten, en büyük zikir odur. Bu dersim kalsın diyecek, tarikat dersim kalsın diyecek. Daha sonra hafızlık da yaptırmayacak, hafızlık da kalacak, ders de bitecek. Yani bazen şeytan hayır gösterir ama sağ gösterir, sol vurur. Sol gösterir, sağ vurur. Nefis ve şeytan bizimle ilgili hiçbir zaman iyi rüya görmez. Nefsin teklifi ne kadar samimi gözükse bile, şeytan arkadaşlar Adem Aleyhisselam'a ne dedi cennette Havva annemize? وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِح۪ينَ Yemin etti, vallahi billahi ben sizin iyiliğinizi istiyorum dedi. مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ Bakın ne kadar nasihat, ne güzel nasihat ediyor değil mi? Allah size niçin yasakladı bu ağaçtan yemeği, meyveden yemeği?
Bunu yerseniz melek olursunuz, melek olmayasınız diye yasakladı. Bunu yerseniz cennette ebedi kalırsınız, cennette ebedi kalmayasınız diye size bunu yasakladı. Yiyin de melek olun, yiyin de cennette ebedi kalın. Nasihat etti. İşte şeytanın nasihati bu kadar olur. Nefsin nasihati bu kadar olur. İnsana arkadaşlar, nefis neyi tavsiye ederse o %100 onun zıttıdır. Balıkçının oltasını unutmayın. Şöyle bir kıssayla bitirelim. Evliyaullah ve tasavvuf erbabı hep nefse muhalefetle büyük insan olmuşlardır. Sahibu şehveti abdun feiza melike şehvete adha melike. Şehvetinin, heva ve hevesinin esiri olan köledir, köle. Ne zaman şehvetine malik olur, kes sesini, keserim nefesini derse nefse, nefsani duygularına, işte o zaman melik olur o. Gerçek melik bir devletin sultanı değil, nefsini dizginleyen gerçek meliktir diyor. Onun için evliyaullah bakarlardı, nefsi neyi arzu ederse nefis, sen bunu mu istedin? Ben seni beslersem, beste kargayı, oysun gözünü. Ben seni beslersem sen benim gözüm uyarsın. Nefislerin arzu ettiklerini asla yapmazlardı. Allah dostlarından birisinin nefsi, canı çok incir arzu etmiş. Ben demiş nefis, incir helaldir ama sen bunu çok arzu ettiğine göre ben de senin istediğini verirsem sana, sen güçlenirsin, kuvvetlenirsin, beni yenersin. Vermeyeceğim sana dedi. İncir yemiyorum, bitti dedi ya. Canım çok istiyor, vermiyorum dedi sana. Beslemem seni, hiç heveslenmedi. Artık inciri defterden sildi. Aradan yıllar geçti, yemeye yemeye incire karşı da o eski muhabbeti kafadan sildi ya. Eski muhabbeti de kayboldu. Bir gün manavdan geçerken, nasıl olsa incire karşı hevesim bitti, şimdi alsam zarar etmez diye düşündü. Manava dedi ki, sen dedi, bana işte şu kadar incir ver. Manava şimdi genç almış incirleri, tek tek şeyin içerisine koyuyor, torbanın içerisine koyuyor. İncirler de çok güzel. Şimdi o incirleri torbaya koydukça onun hevesi artıyor, ağzı sulanıyor. Eski heves yavaş yavaş torbada olmadan, poşette olmadan onun eski aşkı, heyecanı durup noktaya geldi. Vay dedi be, biz nefis onu unuttu zannettik ama tekrar canlandı dedi bu, ne yapalım? Sordu bana, kaç lira borcum? Diyelim ki 5 lira dedi, o kadar param yok dedi. Dedi ki ben burada işçiyim. Ben elemanım burada. Dolayısıyla 5 lira verirsen veririm, vermezsen vermem. O zaman kalsın dedi. Niye kalsın dedi? Çünkü ilk başta o heves yoktu ama torbanın içerisine doldukça, heves çoğalınca ben bunu alırsam yine nefsimi besleyeceğim. Besle kargayı, oysun gözünü. Bu bana düşman, yani benim düşmanımı beslemiş olacağım. Dedi kalsın. Tamam kalsın dedi. Boş girmişti manava, çıkarken de boş çıktı. Manavın sahibi bu adamı tanıyormuş. Allah dostu olduğunu da biliyormuş. Bakmış uzaktan manava girmiş, boş çıkmış. Koşa koşa gelmiş, manava sormuş. Oradaki elemana sormuş, demiş ki şu zat demiş, niye girdi, niye çıktı? Efendim demiş, incir istedi. E ne oldu demiş. Poşete doldurdum demiş. E ne oldu, niye boş almadı? Dedi ki fiyatını sordu, ben de 5 lira dedim, o kadar param yok dedi. Oğlum hemen, hemen dedi, sen bu poşeti doldur, götür ona ver dedi. Eğer sen bu inciri ona kabul ettirebilirsen ben seni azat edeceğim, kölesiymiş. Ben seni azat edeceğim, hürriyetine kavuşacaksın demiş. Çocuk bir sevinmiş ki hürriyetine kavuşacak, doldurmuş inciri, koşa koşa gitmiş, yakalamış. Hocam demiş, buyurun demiş, incirleri alın demiş. Evladım
param yok dedim ya. Hayır hayır hocam demiş, para gerekmiyor demiş. Dükkanın sahibi sizi görmüş. Dolayısıyla götür ver, para da alma demiş. Buyur demiş hocam demiş. Hayır evladım almıyorum demiş. Hocam ne olursunuz alın demiş. Sahibi size hediye etti demiş. Hayır evladım almıyorum demiş. En son delikanlı demiş ki hocam ne olursunuz siz bunu alırsanız, kabul ederseniz ben kölelikten kurtulacağım demiş. Evladım sen kölelikten kurtulacaksın diye ben nefsimin kölesi mi olayım demiş. Yani ben alırsam nefsimin isteğini yerine getirmiş olacağım, onun kölesi olacağım. Şimdi sen kölelikten kurtulasın diye ben köle mi olayım demiş, almamış. Yani eskiler, yani Allah dostları nefis terbiyesi konusunda canı ne arzu ederse, mubah bir şeyi bile arzu etse dur ya, seni ben beslemeyeceğim derdi. Şimdi mubah olan şeyleri nefsin isteğidir diye durduran zaten diğer kötü şeylere hiç evet demezdi. Bu bakımdan arkadaşlar siz olun, biz olalım. Nefsin emmare olduğunu, meyyâletün lişşerri, şerre aşırı derecede meyilli olduğunu hiç unutmayalım. Balık avlayan oltacının oltasındaki o yemi de hiç unutmayalım. Nefsin duygularının birer oltadaki yem olduğunu, onu kapayım, hayatım buradadır, istikbalim buradadır deyip de koştuğumuzda ateşin bizi beklediğini, tavanın hazır olduğunu, yağın da gıcır gıcır böyle çırt çırt diye yandığını, efendim bizi de içerisinde atmak için, ateşte yanmak için tarihin yakın olduğunu unutmayalım diyorum. Rabbim Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Nefis ve şeytanın hile ve desteklerinden ebediyen bizi, annelerimizi, babalarımızı ve bütün dost ve yaranlarımızı muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında zerre kadar emeği geçip ahirette göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, Kur'an hizmetlerinde ve manevi hizmetlerde omuz omuza bu hizmetleri yürütmeye çalıştığımız mütevellideki dostlarımızın, dernekteki kardeşlerimizin de özellikle bütün geçmişlerinin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha.